Arkadaşlarım merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum. Önemli olan ne? Dün gece FED faiz toplantısı gerçekleşti. FED üyeleri birleştiler ve karar verdiler. Yanımda Ozan var. Merhabalar herkese. Ozan eski asker, yeni MGM kripto ailesinin üyesi. Artı bir Evet, miyiz? artı biriz. 2, 3, 4 olur Devam, mu? Olur devam olacak bakalım. Hadi inşallah. hayırlısı. Evet, artık ben de bu kanalda böyle arada girdi yaparak haber olsun, değişik konular olsun konuşmak için buradayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olsun Yusuf abiyle sürekli konuşuyoruz bunları. Abi dediğime bakmayın. Aynı yaştayız da. Askerlikten kalma alışkanlık. Biz birbirimiz arasında sene farkı olunca birbirimize abi, kardeş şeklinde hitap ederiz. Çömez Çömez. Ne dersen de. çömez. İki eski asker. Madenci. Ne dersiniz diyeyim. Biz öyle sohbet, muhabbet niyetinde videolar çekeceğiz. Aynen. Şu durumda zaten mining'in geldiği seviye belli. Şu an bir durgunluk seviyesinde. Herhangi bir coin para bırakmadığı için biz de haberler ağırlıklı gideceğiz. Analiz. Analiz, Coin tarafında. güncel durum değerlendirmeleri. Bununla ilgili görüş taleplerinizi de yine Telegram kanalımıza yazabilirsiniz. Aynen. Evet, gündemin sıcak gelişmelerinden önce 75 bas puanlık karar. Ne diyorsun abi? Vallahi 75 bas puan bekleniyordu o zaman. Değil mi? Beklentiler dahilinde normal bence beklenen oydu. Beklentiler alındı. Gerçekler Satıldı ve gördük satıldı. piyasayı. Aslında orada da bir spekülasyon döndü gibi. Yine büyük babamız Biden, Biden diyorum, Powell çıktı konuşuyor, evet. Aynen. Gördüğünüz gibi. Aynen. Ama sevimli ya. Ne yapmak istiyorlar sence abi? 75'ten sonra devamı artacak mı, azalacak mı sence? Ya bence bundan sonra artık bu 0,75'ler durur yani. 4 tane olmuştu. Dün gece de 5. oldu. 3,75, 4 Daha nereye aralığına kadar getirdiler. diyorsun? Yok canım yani yükselecek ama böyle 75-75 değil bence artık. Çok eli açık oynuyorlar sanki ya. Ben böyle çok danışıklı gibi diyorlar gibi geliyor bana ama inşallah Ama hayırdır inşallah. agresif gitmeleri lazım. Şimdi bak 2020'de Covid döneminde enflasyon yükselirken hep geçici 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 dediler. O dönemde dedik yani Geçmedi ama. geçici geçmedi. Geçmeyeceği de belliydi. Kendileri de biliyordu ama işte Evet. piyasayı öyle akıtıyorlar yani. Su yolunda gidiyor. Bizimkiler için ne diyorsun? Tam tersi short açıyoruz biz de sürekli. Yani şimdi Amerika mı yanlış yapıyor, Türkiye mi yanlış yapıyor? Bunu Büyük değerlendirmek kumar. lazım. Tabii Büyük büyük. kumar oynuyoruz aslında. Şu an sonuçları iki taraf için de belirsiz. Amerika ilk defa enflasyonla tanışıyor yeni yeni. Evet. Bastılar parayı, bastılar parayı. Oldu sana enflasyon. Aynen. Ne olacak şimdi? Şu andaki enflasyon üretim temelli bir enflasyon. Evet, zaten 2 gün önce de üretici endeksleri de bununla ilgili bayağı SOS verdi yani. Aynen. Sonuç nereye gideceği onlar da bilmiyor. Ya Powell biliyor. Tabii ki kafasında bir değerlendirme var. İlla ki Gayet vardır. da Yani boş değillerdir de. 12 Fed üyesinin kafasında bir değerlendirme var ama şu anda hedefe enflasyonu koymuş gibi gözüküyorlar. Bence. Şahin güvercin muhabbetlerine ne diyorsun abi sonrasında? Ya Şahin demek sert, agresif. Yok, Güvercin demek sence daha nasıldı yumuşak. yani, onu demek istiyorum. Ya toplantıda çok Şahin'di. Çok Ama şahin. beklenen tamamen güvercin olmasıydı. Evet, orada piyasa terste kaldığı nokta orası muhtemelen. Tabii tabii işte dedim ya spekülasyonla orada yani benim gördüğüm bir spekülasyon varsa o da orası zaten. Piyasa yukarıyı fiyatladı. Zaten Wall Street Journal makalesinde 2 hafta önce bu piyasaları tetikleyen makaleyi yayınlayan kişi bu Fed kurulundan bir bilgi sızdırıldığını söylemişti. Ama işte toplantının öncesi ve yani Powell'ın çıkıp konuşacağı ana kadar piyasalar hep yukarıya tepki Evet, veriyordu. evet. Powell Son konuşmaya başlayınca terste kaldı tabii herkes. tabii herkes güvercin bekliyordu ama inanılmaz şahin kararlar verdiler. Evet, piyasayı ters aldılar bir anda. Aynen. Sen oku bakalım kararları. Ne diyor Valla kararlarda? kararlarda çok bir şey belli yok açıkçası ama benim aslında aklımda bir de bizim Türkiye ile ilgili kripto yasası son haline getirildiği ile ilgili birkaç haber okudum. Aynen Nebati yaptı onu. Evet, bir Açıklama de yaptı. Türkiye'nin ilk kripto parası olmakla alakalı bir konu var. Ya o gerçek mi onu bilmiyorum ama Evet, o bir muallak güzel şeyler olur inşallah. İsmi de belliymiş duyduğuma göre. Recep Tayyip Erdoğan koyar. Evet. Ya çok saçma olur ya. Bakalım ne çıkacak? Yılbaşından önce çıkar mı? Yılbaşından sonra mı çıkar? Karar ne zaman çıkar?
Ya bence şöyle, onunla ilgili bir video yayın hazırladım. Önümüzdeki hafta yayınlanacak, yani tarih olarak öyle rastgele hemen hemen. Şöyle, yani benim beklentim, ona kısaca değinelim. Sen FED kararlarını Ben okumaya onu da hazırlanırken. tekrar evet bakıyorum. Şimdi benim beklentim, yani bu son noktaya geldik diyorlar. Haziran'da da son noktaya geldik diyorlardı. Yılbaşından önce bunlar bunu meclise sunamazlar. Meclise sunduktan sonra da meclisteki seçim nedeniyle bir miktar daha bu ertelenecek. Çünkü seçimden önce milletvekilleri falan meclisi kapatıp seçim alanlarına dağılıyorlar genelde. O yüzden bu seçimden sonrayı bulur bu kripto yasası. Yeni hükümet gelip başkan seçildikten sonra da bakalım daha ne olacak. Kim öle kim kala. Yo, bence daha var ama orada dikkat ettiğim bir şey var mı? Bir cümle koymuşlar oraya. Yok. Nebati ne demiş? Ne demiş? Bu kripto yasasını sadece vergi olarak düşünmeyin demiş. Ha evet orayı gördüm. Vergi alacağız diyor. Şu anda dünya üstünde Binance kullanıcılarının neredeyse yüzdelik birinde değil de dünyada sıralamada ilk üç içerisinde olduğumuzu bildiğim kadarıyla verginin boyutlarını gözünde canlandırabiliyorum. Her alsaktan alsak çılgın rakamlar olabilir. Yani aslına bakarsan hani bunda ne vergisi alacak? Mesela bir site hisse senetleri falan alıyorlar, satıyorlar, oradaki kârdan binde oranlarda, yani binde altı, binde dört gibi Evet, vergi alıyor. evet. Ama tutup burada bize %15 falan derse yazık Yaptırım. ederler. Yani şu anda zaten insanların tek tutunduğu dal kriptolar kaldı. O da keza ayı piyasasında. Aynen. Hareket yok. Kıpırdanma Aynen. yok. Aynen. Ama sanki bu süreçler bir tavan, dip belirleme süreci gibi. Buradan Evet. artık yukarı yön beklemek, Amerikalı dolar endeksiyle alakalı belki bir hareketten sonra başlangıç olabilir. Önümüzde Amerikan seçimleri var, Senato seçimleri. Ardından Amerikalıların Christmas'ı var. Aralık Evet. ayı içerisinde zaten bu adamlar 15 gün ya çalışacak ya çalışmayacak. Aha. Ki borsalarında tamamen emeklilik fonlarıyla fonluyorlar. Evet. Bütün maaş ödemeleri vesaireleri bunlarla yapılıyor. Burada bir Aynen. düşüş olur mu? Ben çok olmayacak gibi düşünüyorum. Çünkü genelde bu bayramları zamanlarında iyi geçirmeye çalışıyorlar. Alışverişin hızlandığı, atıyorum birbirlerine hediye aldıkları dönemler. Evet. Piyasayı biraz hareketlendirmek isteyeceklerdir. Keza bu ay içerisinde bildiğim kadarıyla Black Friday muhabbeti de var. Açıklayacağız. Bu Kara Cuma, aslında Kara Cuma alışveriş çılgınlığı onlar için. Bizde de Aynen. 11-11'de tarihinde gerçekleşen Evet. Kara Cuma'ya denk gelen bir alışveriş çılgınlığı muhabbeti var. Ama bizde ne kadar çılgınlık olabilemiyor da Amerika'da belki Vallahi bir hareketlilik olur. 2 haftadır şöyle yana gelen giden müşteriye baktığın Bir zaman çılgınlık göremiyorum hiçbir çılgınlık yok ve zarar yazıyoruz yani bildiğin gibi. diyorsun. Şimdi dip seviyesi, dip çalışmasını yaptı yani 18 binler, 18 bin Umarım 200'ler. diptir. Tamamen dip gibi gözüküyor şu anda ama şu andaki verilere göre. Yani bu Evet. ne olur ne biter buna bakmak. Evet. Evet, FED kararlarını anlat bakayım şimdi ne orada oku bakalım Neyi hadi. anlatayım? Adamlar Ne şu anda diyor? onlar da deneme yanılma yapıyor belki tamamen. Daha önce karşılaştıkları bir senaryo değil. Hiçbir zaman bu kadar enflasyonda baş başa kalmadılar. Tabii. İlk oldukları için şu anda tamamen deneme yanılma yapıyorlar. Bir yandan da işsizlik verileri artarak geliyor. Sanki çok işsizlik varmış gibi. Arttırdıklarını düşünüyor. Yani suni olduğunu düşünüyorum ama. Evet, ama şöyle bir şey var. Şimdi zaten enflasyonla mücadele ederken iki veriye bakıyorlar. Birisi enflasyon verisi, çekirdek enflasyon. Öbürü de Diğeri de işsizlik verisine işsizlik. bakıyorlar. Şimdi bu faiz artırımlarının işe yarayıp yaramadığını görmeleri için, anlamaları için işsizlik verisinde Azalma. beklentilerin üzerinde işsizliklerin gelmesi gerekiyor. Yani Veya tam tersi dediğin gibi. ekonomiyi bozacak, tamamen resesyona sokacak. Diyecek ki ha, benim aldığım kararlar doğru, işe yarıyor. Evet, bir hareket gelsin. Bunun üzerine devam Evet, edecekler. O da evet. beklentiler dahilinde geliyor devamlı. Hatta altında geliyor Ya beklentilerin. da Bu da bilerek mi geliyor öyle? ha, o da var. Yani sonuçta İşte bunlar şirket bilançosu gibi. Oraya ne yazarsan onu gibi yani bir oradaki ceplerinden çıkıyor. alıp diğer ceplerine koyuyor da olabilirler. Tabii. Piyasanın geçer para birimi olan dünyadaki doları basan tek memleket oldukları için istediklerini yapıyorlar. Tabii ki ABD'nin en büyük olayı bu zaten. Birinci Dünya Savaşı'nın ve İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden birisi dolar. Bas paraları Leyla'ya. Aynen. Leyla'ya mı Daha ne basıyorlar? kadar Bize mi basıyorlar? basacaklarsa dünyayı Bize mi basıyorlar? yediler. Vadeliler nerelere gitti? Aynen. Olmayan altınlar, Tabii. paralar, petroller, Bak ben alınıyor, geçen satılıyor. gün bir analizde bulundum.
Normalde Dow, S&P ve Nasdaq'a baktığın zaman altının olması gereken fiyat ons başına 25 bin Evet, dolar. hatırlıyorum, onu konuşmuştuk ama Aha, videosunu videosunu çekmedik de hesaplamaları yaptığın zaman bir ons altının şu anda 1620 dolar falan ama 24.800 dolar civarında olması gerekiyor. çekmedim. Dow ve Nasdaq, S&P'nin fiyat artışına baktığın zaman. Evet. Benim faiz kararlarımda şu dikkatimi çekti. Yeterli derecede kısıtlayıcı olana kadar faiz artışlarının devam ettirileceğinden Burada bir bahsediyor. şahinlik var işte. Var, var. Ayrıca diyor kümülatif diyor sıkıştırma devam edecek diyor. Faiz artırımı enflasyonu düşürmeye yardım edecek diyor. Ve bu zaten öyle yani onu yapacak bir şey yok. Şu an tam Ne? olarak orayı mı söylüyor Ha, olabilir. Çok bakmıyorum işin açığı da ekrana. abimiz açık önümüzde Aynen. konuşurken biz de altında konuşmak istedik. Evet. Hedef %2 diyor. Sence tutar mı hedef? Ben çok tutturabileceklerini düşünmüyorum. Alışmaları Yani mı lazım? bence artık bizim gibi enflasyona alışıp bu şekilde yaşamaya devam edecekler gibi geliyor bana. Çünkü bir yandan da para basmaya devam ediyor Amerikan hükümeti. Tabii tahvil alıyorlar piyasaya. Sürekli böyle bir basım içerisindeyken bunun nasıl önüne geçecekler bilmiyorum. Yani ceplerindeki parayı bir yerden alıp bir yere koyuyorlar. Borçları sıfırlamaya çalışıyorlar enflasyonla. O zaman garip olan ne biliyor musun? Ne abi? Garip olan şu nokta. Şimdi bir yandan aylık 90 milyar dolar piyasadan dolar alıp yapıyor. Aynı zamanda devlet tahvillerini Fed gidip kendisi satın alıyor. Bir taraftan ki bir cebine alıp bir cebine koyuyor. Aynen bir taraftan da faiz artırıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Ama bilançoyu küçülteceğiz diyor. Nasıl olacak sence? Hiç olacak Ya gibi bir mi? ben hiç yani şu an ne yaptıklarını kendilerini de çok bildiğini zannetmiyorum. Ya amcam zaten 80 yaşında herhalde. Bir adam bu geçen sene hatırlar mısın? Bu adamın içeriden yani insider olarak haberi önden alıp Evet. işlem yaptığı ile ilgili haber de çıkmıştı. Hatırlıyor musun? Zaten Philadelphia Fed Başkanı da bu geçen hafta da Değil mi? haberleri çıktı Ha, gene aynı şekilde. evet. Bunu da sordular toplantıda. Bununla Dedi ki ilgili biz dedi demişti. kesin dedi karar aldık dedi. Bundan sonra 45 gün öncesinden dedi işlemlerimizi yapıp bildireceğiz falan filan dediler. Çok saçma ama ya. Adam buna karar veren adam 45 gün Kendi öncesinden pozisyon alacak. ya garip garip işler. Aynen. Bilmiyorum. Bizim için önemli taraf tabii ki kripto. Burada ilgili haberleri yine bakıyoruz. Elon Musk Twitter aldıktan sonra Doge abimiz shitcoin olarak çıksa da yine de kafayı kaldırdı yine. Ve tabii. Keza CZ de buna bir destek attı. Atıyor. O da onu atıyor ama. BNB de BNB aldı gidiyor. de keza CZ'nin coin'i o da bir yukarı kafa kaldırdı diye. CZ'nin sadece BNB mi acaba koyun? Evet, o bilinmeyeni. Bilinmeyen Vaa. neler var acaba? Luna'da shortladığım zamanında. Asıl bilinmeyen konular. Ve mutlaka yapmıştır ya. Neyse, ilk başlangıç videosu bence bu kadar yeterli sanırım. Yine yorumlara göre konuşuruz. Sizden de Telegram kanalımıza üye olmanızı bekliyoruz. Okumadın şu FED kararlarını. Abi çok bir şey yok. Genelde hep aynı şey üstüne döndürmüşler. Bunu ilerleyen zamanda sanki Enflasyon dizginleyene kadar diyor, devam evet. edeceğiz diyor, değil mi? Bu konuştuklarını bence yapabileceklerini sanmıyorum. Tamamen köpük bir piyasayı şu anda bir yandan konuşup bir yandan da insanların tepkilerini almaya çalışıyorlar. Piyasayı görmeye çalışıyorlar. Şimdi bu toplantıda biliyorsun basın mensupları soruyor. Basın mensupları da genelde sorarken şey yaptılar. İşte o sihirli kelimeyi almaya çalıştılar. Bundan sonra daha yumuşak faiz artışı Adamın olacak ne diye. söyleyeceği net olsun diye uğraştıkça adam yuvarlak yuvarlak konuşuyor işte. Aynen yuvarlak yuvarlak konuşuyorlar. Hep şunu söyledi. Biz %2 hedefine ulaşana kadar faiz artırımına Devam agresif edeceğiz. olarak devam edeceğiz dediler. Ama bundan sonra yani Mart'a kadar bir faiz artırımı devam edecek ama seviyeleri bence düşerek devam edecek. Hatta bak en son konuştuğumuzda da şey demiştik. Yani adam 0.75 değil 0.50 artırsa ne olur? Evet. Sonuçta artıracak yani. Ben hatta biraz daha böyle resesyonu ciddiye almayıp bir yapıp ardından da piyasayı kontrol edip eğer resesyon muhabbeti olursa biraz daha gevşeteceklerini düşünüyordum. Yine beklenen oldu ve 75 devam etti. Yani ben şey gibi düşün. Ben diyorum ki sana ben buradan bir ev alacağım ama şu fiyattan alacağım. Yani karşı tarafa diyor ki üstüne çıkarma altına da indirme ben senden bu parayı alacağım. Yani piyasa zaten kendi kendini fiyatlıyor gibi oluyor. Tabii. Hiçbir hareket alanı bırakmıyorlarmış gibi geliyor. Ama mesela ters bir hamle yapsalardı belki istedikleri bir hareketi elde ederlerdi. Şu an enflasyonla ilgili gerçekten düşünmeyi istiyorlarsa. Şu an sanki düşürmeyi de çok istemiyorlar. Bu şekilde devam etsin istiyorlar gibi. Ama o zaman öyle düşünme. Şimdi zaten enflasyon sert bir şekilde yükseldi bir Evet. anda.
Yani 2020'lerdeydi Covid'in başında. Sert kime göre sert? Bizim yaşadığımız enflasyonun biz ya, %108 iken TÜİK'in açıkladığı adamlar bizi sadece %8'ini görüyorlar. Ama bizi karıştırmıyormuş. Yok yani, yani biz çok sert farklıyız. Ya, sert diyor ya, ondan dedim yani. Bizim için onlar. Çok bir sertliği olmayan bir enflasyon. Ya onlar açısından düşünmek lazım. 2'den 8'e giden bir enflasyon var. Şimdi bunların burada yaptıkları, yani enflasyon 8 ise, senin verdiğin faiz 4 ise, burada reel getirinde senin bir yarı yarıya kaybın var. Yani elinde 100 bin doların var. 100 bin doların enflasyonla %8 oranında eriyor. Ama sen bunun karşılığında %4 faiz veriyorsun. Evet, 92 dolara düşmüş olan 100 doların karşılığında geri, 4 olarak, yani 90, yani paranı yatırırsan 92'den sana 96 olarak geri veriyorum. Gibi. 4 lirasını tokatlamış oluyor kısacası. Aynen öyle. Ama şimdi burada zaten reel getir de, bak dün akşam onu da söyledim. Biz de reel getirin üzerine çıkartacağız faiz oranlarında. Yani enflasyon... Yani bu hepimize yarar. Çünkü Amerika her bastığı parada dünya üstünde enflasyon yaratıyor. Tabii ki. Kendini biraz daha kısıtlarsa, yani para basmazsa diye umut edelim. Bizim ama para yapıyor zaten şu anda. 90 milyar dolar. Nasıl yapıyor onu da ben çok emin olamıyorum. Olmuş. FED sitesine girdiğin zaman görüyorsun onu. 270 milyar dolar olmuş. Bakma açıkçası. Pardon 450 olması lazım. Bu ayda 90 yaptıkları zaman 450 olacak. Yani burada enflasyonu 8'e çıktı. Şu anda kontrol altına, yani yükselmesini engelliyorlar. Hı hı. Ardından kontrolü arttırmaya çalışıyorlar gibi sanki. Ha. Yani hani önümü direkt kesmek istemiyorlar gibi. Tabii direkt böyle agresif bir şekilde aşağı düşmesini evet. istemiyorlar. Onu yapması için zaten faiz 8'e getirmesi zaten lazım. Zaten onu yaparsa resesyon başlıyor. Resesyona zaten sokacak da faizi 8'e getirdiğini düşünsene bir ona olur. Tabii o da etkilenecek diğer para birimleri konusu. Tamam. Yani o taraftan baktığın zaman hani doğru olan yavaş yavaş. Hani yumuşak iniş dediği bu işte. 8'de tutacak. 8'den aşağıya doğru kademe kademe evet. yavaş yavaş inmesini sağlayacak ama bu bir yılda falan olacak bir süreç değil. Doğru. Belki 2023'ün sonunda olabilir. Bence de uzayacağını düşünüyorum. Yani keza bu başkan değiştikten sonra da bu işin devam edeceğini düşünüyorum. Bu ilk videomuz oldu. Bu olaylarla ilgili daha fazla uzatıp insanları sıkmayalım. Tamam. Türkiye'den de haberlerden geldikçe konuşuruz. Siz de yorum atın. Bizim konuşmamızı veya bunları değerlendirmemizi istiyorsanız altı bir beğeni atabilirsiniz veya yorum yapabilirsiniz. Yine beraber konuşuruz. Kripto aynen. videosu da çekmeyi isteriz ama piyasanın durumu belli. Tabii. Analizler vesaire yapmak teşekkür lazım. Ederim abi beni de eklediğin için aynen. buraya. Sen İnşallah artık, devam sen. Ederiz. Tamam. Hayırlısı. Devam hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.